Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün ilginç bir, değişik bir ürünün kutu açılımını yapacağız. Huawei MateBook D15. Biliyorsunuz Huawei'in bilgisayar tarafında MateBook serileriyle hayatımıza girmişti. Özellikle son 2-3 yıldır böyle ürünleri vardı ama çok aktif olarak böyle sattığını veya promote ettiğini söyleyemeyiz ama son dönemde işler biraz değişiyor gibi. Huawei bu ürünlerini de böyle duyurmayı, tanıtmayı vesaireye karar vermiş durumda. Bu ürün ise çok farklı bir özelliği var. Intel yerine AMD'nin Ryzen işlemcisini kullanıyor. Şimdi biz de sizinle beraber kutudan çıkaracağız. Ben de hani kağıt üzerindeki özelliklerini çalıştım biraz biliyorum ama tam olarak hani nasıl bir cihaz gelecek çok bir fikrim yok ama 15.6 inçlik bir ekran olduğunu biliyoruz zaten. Adındaki D15 de oradan geliyor. Bu ailenin en uygun fiyatlı modeli bu arada. Daha güçlü ve tabii ki doğal olarak daha pahalı modelleri de var. MateBook ailesinin. Şimdi gelin, gel Oğuz şuradan bir kamerayı getir. Hem de kutumuzu açalım sizlerle beraber. Şöyle şuradan böyle bir ilk defa biz açıyoruz gördüğünüz gibi. Açamıyoruz daha doğrusu. Bayağı sağlam yapmışlar bu şeyleri. Şu an açıldı. Evet. Bayağı da zorlandık yalnız. Şimdi MateBook D15 dedik. Açıyoruz kutumuzu. Önce bunları açmamız lazım. Güzel de bir kutu var. Geçen sene de bize gelmişti bu ürün ama yenilenmiş bir ürün. Ha, değişik bir kutu varmış. Şöyle göstereyim içini. Buradan şu şekilde görüyoruz Huawei'nin MateBook D15'ini. Şimdi çıkartalım bakalım kutudan nelerimiz var. Ürünümüzün şöyle bir köpüğümüz çıktı. Bunu çıkarttık. Şöyle koyalım masaya. Görüyoruz. İlk defa biz açacağız. Çok güzel bir histir bu arada. Onu da söyleyeyim. Nelerimiz var? Bakalım ne çıkacak zaten. Kullanım kılavuzu var. İşte garanti kağıdı bilmem ne falan filan. Garanti belgesi diyor. Böyle uzun uzun anlatıyor. Meraklısı okur bunları. Şurada bir bakın şöyle bir adaptörümüz çıkmış. Bakalım aynı telefon adaptörü gibi bu arada yalnız. Nasıl açılıyor bu arkadaş? Şuradan açılıyor sanki. Evet vallahi telefon adaptörü gibi ama birazcık büyük. Type-C çıkışı var görüyoruz şu anda. Adaptörümüz Apple'a benzetmişler bu arada. Huawei'nin yazıyor. Şöyle biraz daha detay göstereyim size. Adaptörümüz bu. Kablomuzu da çıkartalım. Muhtemelen Type-C olduğuna göre ucu da Type-C'dir bunu diye tahmin ediyorum. Yani iki ucu da Type-C kablosu diye tahmin ediyorum. Evet tahminlerim de yanlış mı çıktı? Hayır, doğru çıktı. İki ucu da Type-C kablomuz da yine kutudan çıkıyor. Şimdi bunları bir kenara kaldıralım. Şöyle. Şunu da koyalım. Şimdi bunu da atalım içine. Bunlar artık gerek yok. Şimdi poşetimizi açalım bakalım. İlk defa biz açıyoruz. Diyor ki burada adaptörümüz var diyor. Bunu unutmayın diyor. Hatta şöyle göstereyim. Kutuda diyor sonra üzülürsünüz diyor. Onu üzülürsünüz kısmını ben ekledim. Tamam bunu da açalım. Bu zor değilmiş zaten. Evet. Şurada Radeon AMD olduğunu görüyoruz. 15.6 inçlik Full HD bir ekranımız var arkadaşlar. Açalım. Şu poşeti de kenara kaldıralım. Şöyle açtık. Şurada bir de kamera var diyor. Bakın şimdi böyle bir şeyimiz var. Böyle bir şeffaf bir şey koymuşlar ama boş değil bu şeffaf şey. Şurada şöyle açayım daha rahat görün. Kamera var diyor. Gizlenmiş kamera. Bunu göstereceğim birazdan. Burada da parmak izi okuyucu. Aynı zamanda power tuşuna entegre edilmiş. MateBook'un diğer modellerinde vardı bu ama bu ailede yoktu. Buna da getirmişler şimdi. Şurada kameramız var. Bakın kamerayı açalım. Yani yukarıda ekranın üstünde değil de böyle klavyeye entegre edilmiş. F6 ile F7 tuşunun arasında. Kapatıp açılabiliyor. Güzel bir şey olmuş. Parmak izi okuyuculu bir güç tuşumuz mevcut. O da önemli bir özellik. Son dönemde MateBook tüm modellerinde vardı. Buraya da ilk kez gelmiş oluyor. Şimdi birazcık özelliklerden bahsedeyim. Çalışmıştım biraz dersime dediğim gibi. 15.6 inçlik Full HD ekran dedik. %87 ekran gövde oranımız var.
AMD'nin Ryzen 5 3500U işlemcisi var. Radeon Vega ekran kartımız var. 8 GB RAM ki DDR4 2400 MHz. 256 GB'lık PCIe SSD'miz var. Wi-Fi 802.11abgn.ac. Bluetooth 5.0 özelliğimizin olduğunu da belirtelim. Çıkışlara biraz bakalım isterseniz. Çıkışlar şuraya bir göstermiş olur. İki tane USB'miz burada var. Kulaklık, mikrofon muhtemelen tektir. Bunlar eşittir yani. İkisi de hem mikrofon hem kulaklıktır. Öbür tarafı göstereyim. Burada bir tane Type-C'miz var. Bir tane de USB'miz burada. Standart HDMI bağlantımızın da burada olduğunu söyleyeyim. Bu Type-C aynı zamanda güç girişi de anladığım kadarıyla. Şarj etme işlemini buradan gerçekleştiriyoruz. Şimdi açalım bir bilgisayarımızı. Bakalım açılacak mı? Yani gücü var mı bilmiyorum ama bazen olabiliyor da bazen de olmayabiliyor. Ne yazık ki gücü yokmuş, açamadık o yüzden. Birazcık şarj ettikten sonra biz yine deneyimlerimize başlarız. Güzel bir bilgisayar. Fiyatını belki merak edenler olabilir arkadaşlar. O konuda da biraz bilgi vermek istiyorum. 4599 TL gibi tavsiye edilen bir satış fiyatı olduğunu da söyleyeyim. Vallahi rekabetçi bir fiyat, öyle söyleyeyim. Bu arada Huawei Share özelliği var. Bakın ekranda şu anda görüyorsunuz. Bu özellik nedir diye merak edenler olabilir. Huawei cep telefonlarınız varsa Huawei Share ile bu bilgisayar arasında çok hızlı bir şekilde dosya transferi yapabiliyorsunuz. Bu da Huawei'nin kendi ekosistemini kurmak için yaptığı ataklardan bir tanesi. Geçen sene biz bu ürünlere bakmıştık Huawei MateBook serisine, MWC'de. Bu sene yapılmadı MWC biliyorsunuz. Orada da Huawei Share'i göstermiştik sizlere. Güzel bir özellik. Özellikle Huawei kullananlar için çok faydalı bir teknoloji olduğunu söyleyeyim. Fiyatı makul. Neden makul? AMD işlemcisi kullanıyor. Intel işlemciler biraz daha pahalı oluyor bildiğiniz gibi. Detaylı bir inceleme gelecek. Performans testleri yapacağız, pil testi yapacağız. İşte ne kadar gidiyor, kaç gün gidiyor, kaç saat çalışabiliyorsunuz vesaire gibi bütün testlerimizi yapacağız. Ama uygun fiyatlı bir bilgisayar arıyorsanız ve özellikle de böyle hani çok da para bağlamak istemiyorum ama biraz da güçlü olsun diyorsanız önerebileceğimiz bir modem gibi geliyor bana ama asıl kararımı testlerden sonra vereceğimi söyleyeyim. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.